Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Bu sefer fazla farklı bir kamerayla bir deneme yapmak istiyorum. Bir otostop videosu yapmak istiyorum. Çünkü diğer kamera da güzel. Bu daha ufak bir kamera. Aynı Canon'un kamerası. Bu benim kendi kameram. Diğer kamera bir arkadaşıma ait. Ondan ödünç almıştım. Bir bunun farkını ve onun farkını görmek istiyorum. İkisi de 720p bunların. Full HD değil de HD Ready olarak geçiyor ama yani bana yetiyor gibi gözüküyor şu anda bu. Otostop olayından bahsetmek istiyorum. Benim böyle daha önce bir yazım vardı. Çok eski yazmışım bunu. Ne zaman yapmışım bunu? 2015 Ağustos'ta yazmışım. Benim blogum vardı aslında daha önce bir tane aktif blogum vardı ama ben o blogu kapattım çünkü baktım istediğim randımanı alamadım blog olayından ve çok uğraştırıcıydı. Ama bu YouTube olayı biraz daha bana şey geldi, kolay geldi. Videoları çekiyorum, gönderiyorum ben öyle keseceğim, biseceğim, yere renderleyeceğim bilmem ne. Bana göre değil zaten böyle bir şey. O yüzden de aslında böylesi benim için daha iyi oldu. Şimdi öncelikle en uzun yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Ben 2015 senesinde, 2015 Haziran'ında daha doğrusu Japonya'ya gitmeye karar verdim. Daha doğrusu 2014'te karar verdim ama apandisit ameliyatı oldum. Apandisitim patladı. Patlama gibi bir şey oldu daha doğrusu. Ameliyat ettiler beni. Ondan sonra bir yıl ötelemek zorunda kaldım şeyim, yolculuğumu ve 2015 Haziran'ında ancak yola çıkabildim. 10 günlük bir hazırlık yaptım. 10 günlük hazırlık işte. Japonya'ya gideceğim ama 10 günlük hazırlık. Aynı şey aslında şu anda da var. Likya'ya gideceğim diyorum. 60 gün yürüyeceğim diyorum. En fazla 10 günlük bir hazırlığım var yani. Hani genelde büyük projeler için çok uzun düşünmüyorum. Kararımı verdim mi yola çıkıyorum. Hani 10 gün, 7 gün neyse hazırlığımı yapıyorum, çıkıyorum. O zaman da öyle çıkmıştım. Yani öyle action kameram yoktu. Telefonum S3 miniydi. Fotoğraf makinem, dandik bir fotoğraf makinem vardı. Yani zaten power bank'ım hiç yoktu. O yüzden zor olmuştu. Ama gene de benim için önemli değildi bunlar. Sosyal medyada popüler olmak gibi bir hevesim de yoktu. Ben sadece Japonya'ya varmayı hedeflemiştim. Otostopla olabildiğince. En uzun yolculuğum yani İzmir'den çıktığımı düşünürsek Vladivostok'tur. Vladivostok Rusya'nın en doğusundaki en son şehir. Zaten dibinde Kuzey Kore var. Vladivostok'tan sonra uçakla geçtim Incheon City'ye, Seul'a yani Güney Kore'ye. Orada birkaç gün kaldım, 3-4 gün kadar. Ondan sonra tekrar otostopla Busan'a geldim. Niye otostop çekmedin? Çekecek bir yer yok arkadaşlar. Yani arada bir Kuzey Kore var. Geçebiliyorsanız geçin yani. Hani kolaysa geçsin. Kim geçecek? Hangi gezgin oraya otostopla geçecek? İmkansız. İmkanlı olan şeyler var. Bir de imkansız olan şeyler var. Ondan sonra bir de bu 2005-2015 senesinden bahsediyorum. Şu anda registreniz imkansız da. Busan'a geçtim. Busan'dan da hani deniz var önünüzde artık arkadaşlar. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Yüzecek haliniz yok sırtınızda çantayla. Tabii ki gemilere otostop çekmekten bahsediyorlardı. Yok arkadaşlar öyle kolay değil o işler. Yat diye bir şey yok zaten. Güney Kore ile Japonya arasında değişik bir diplomasi var. Yani böyle ne kardeşler ne düşmanlar. Yani sevmiyorlar. Mesela Güney Koreliler Japonları pek sevmiyorlar. Japonların düşüncesi nedir bilmiyorum ama Güney Koreliler açıkçası Japonları çok fazla sevmiyorlar. Böyle bir durumda da ne diye hani bir yatla orada oraya geçin falan öyle bir şey yok. Parasını veriyorsunuz ya uçağa biniyorsunuz, parasını veriyorsunuz ya da vapura biniyorsunuz. Bundan başka seçenekleriniz yok. Bir de şunu kontrol edeyim ben gene. Evet çekiyormuş, 4 dakika olmuş. Yani bunun en azından süresi gözüküyor. Bunun da süre de gözükmüyor. Şimdi en uzun yolculuğumu 12.000 kilometre dedim. Aslında 12.500 kilometre. 500 kilometresini de Güney Kore'de yaptım. Sonra Japonya'ya vardım. Japonya'da otostop çok zordu arkadaşlar. Ondan dolayı ben Japonya'da otostopu denedim. Gittim konuşuyorum insanlarla almıyorlar. Yani korkuyor adamlar ya da başka bir şey oluyor. Ondan dolayı otostop konusunda Japonya hakkında hiç doğru dürüst bir bilgim yok. Yani denedim ama olmadı benim açımdan. Yani oldu bir iki tane araba aldı örnek veriyorum ama yani böyle uzun mesafe giden zaten yok. Kısa kısa gidiyorlar adamlar. Evden işe işten eve. Öyle yani hani adam yani uzun yol gidecekse trene biniyor.
kısa yol gidecekse bisiklete biniyor. Arada da canı sıkılırsa arabasını kullanıyor. Zaten bisiklet otoparkı sayısı araba otoparkı sayısından daha fazla. 5 katlı bisiklet otoparkları var. Her yer bisiklet. O yüzden Japonya hakkında otostopla ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Güney Kore'de otostop çok kolay arkadaşlar. Elinize birinden rica ediyorsunuz. O size bir sonraki şehrin ismini Korece yazıyor. Kağıda. Gidiyorsunuz işte benzin istasyonu gibi yerler var. Orada elinizde kağıtla bekliyorsunuz. Bu kadar. Onlar zaten sizin yabancı olduğunuzu anlıyorlar. Hemen araba duruyor. Genelde İngilizce konuşuyorlar. Diyorlar ki işte hani nereye gitmek istiyorsun? Veya nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Filan. Arabaya biniyorsunuz. Hemen diyorlar ki aç mısın? Aç mısın ya? Böyle işte. Güney Kore'de bu şekilde oluyor arkadaşlar otostop. Nasıl bizde de var aslında bu ama hani bir Japonya var, bir Güney Kore var. Japonya'da adam almamak için her türlü numarayı çakıyor sana. Kolonya bu. Ondan sonra evet. Biraz kendime geleyim diye yaptım bunu. Çok video çektim. Dördüncü video bugün bu. Üç tane çektim, bu dördüncü. Japonya'da öyle, Güney Kore'de kolay. Yani Güney Kore'ye giderseniz arkadaşlar biraz şehrin dışına doğru çıktıktan sonra yani bir sonraki şehrin ismini Korece birine rica edin, yazsın size. Yazıyorlar yani, öyle bir zor bir şey değil. Pusan diyorsun, anlıyor zaten adam. Veya Taegu diyorsun, anlıyor işte. Daejeon diyorsun, anlıyor. Hani az çok şehirlerin isimlerini onu... Zaten İngilizce bilen oranı Japonya'ya göre çok çok daha fazla. Yani belki 100 katı yani. Japonya'da 100 taneden bir tanesi Japonca, İngilizce konuşuyorsa Güney Kore'de herhalde bu 30-40 filandır yani. 100 tane de 30 tanesi konuşuyor. Zaten mesela metroya gidiyorsunuz, hemen yanaşıyorlar yanınıza. Nasıl yardımcı olursa İngilizce. İngilizce konuşuyorlar sizinle. İstasyonların hepsinde İngilizce bilen var. Gerçi Japonya'da da istasyonlarda İngilizce bilen var ama sokaklarda bilen yok. Japonya'yı, Güney Kore'yi sonra anlatacağım. Ben daha çok otostop üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum. 12 bin kilometre yaptım İzmir'den Vladivostok'a kadar. Otostop dışında hiçbir araç kullanmadım arkadaşlar. Tek sadece otostop yaptım. 200'den fazla araç değiştirdim. Yani ben 200'e kadar saydım, sonra bıraktım saymayı. Yoruldum yani açıkçası. En son 170'lere falan geldim hatta. O ara Çita tarafındaydım. Çita işte Ulan-Ude, Çita. Bu Moğolistan sınırına yakın olan şehirler oluyor. Oralardayken artık yeter ya dedim, ben bunu sayamayacağım yani dedim. Tek tek yazıyorum her gün, not ediyorum ama bir yere kadar. Ondan sonra bıraktım artık, yazmayı bıraktım ama 200'ü çok rahat geçmişim de. Yani tek bir yolculukta 200'den fazla araç, 12.000 kilometre, 12.500 hatta kilometre yol. Ya da kesintisiz 12.000 kilometre yol diyelim. Kesintisiz 12.000 kilometre yol. Ve 40 yaşındaydım o zamanlar. Yaş olarak da 40'tım. Siz de gidebilirsiniz yani, sağlığınız el veriyorsa, cesaretiniz varsa otostopla gidebilirsiniz. Rusya'da peki otostop nasıl oldu diye sorabilirsiniz. Onu da ayrı bir videoda anlatacağım mutlaka ki. Anlatacağım. Şimdi anlatmayayım çünkü uzun sürecek. Şimdi kurallardan bahsedeyim. Benim kendimce kurallarım var. Herkes kendine kural koyuyor. Kuralsız da gidebilirsiniz ama ben kural koymayı seçtim. Asla beni almayan aracın arkasından beddua etmem. Ulan boş geçti, bizi almadı demem. Yani olumsuz düşüncem vesaire. Arkadaşlar ben bunu görüyorum bazen. Ya beraber otostop çekiyoruz diyelim ki birisiyle. İşte otostop, arabanın biri yakından geçiyor, boş almıyor. Adam hemen beddua ediyor yanındaki adam. Ya ne gerek var kardeşim, giderse gitsin, bize ne Allah. Bizi ilgilendiren bir durum yok arkadaşım. Bir sonraki araba alır, ondan sonraki araba. Sakin olmak gerekiyor. Otostop sabır isteyen bir şey. Yani otostopta 3 saat de bekledim. Ben 8 saat bekledim Rusya'da arkadaşlar. 8 saat non stop bekledim otostop. Hiçbir araç almadı. Yani zaten fazla araç yoktu o bölgede. O da var tabii. Ama mesela çok yoğun bir bölgede de beklediğim oldu. Mesela bir ara bir dönem Bursa tarafında böyle 3 saate yakın bekledim. 2-3 saat bekledim. Yani vızır vızır 100 tane araç geçiyor belki dakikada. Bir tane araç durmadı. Ya durmazsa durmaz arkadaşım, ne yapacağım? Bu riskli bir şey zaten. Şuna bir daha bakalım. Evet, iyi gidiyor. Yani bu riskli bir şey. Yani öyle sen yola çıkacağını hemen bütün arabalar sana duracak, öyle bir şey yok. Ha, kadın erkek bir couple olursan, çift olursan biraz daha şansın artıyor. Tek kadın olursa şansı daha çok artıyor ama riskleri artıyor bu sefer de. Yani hani şans artıyor ama riskler de artıyor. Yani minimum risk diyorsan, ortalama şans diyorsan tek çık arkadaşım. Erkeksen tek çık. Kadınsan Türkiye içerisinde tek, ben tavsiye etmiyorum açıkçası ama yapanlar var, yok değil. Ben tavsiye etmiyorum ama gene de siz kendinize güveniyorsanız
bindiğiniz araçtan emin olabilirim diyorsanız, Allah korusun hiçbir şey gelmesin tabii ki kimsenin başına, binin. Ama yabancı bile, yabancılar geliyor Türkiye'ye, bir sürü backpacker geliyor, hitchhiker geliyor, otostopçu geliyor. Kızları, yabancı kızlar bilmiyorlar kesinlikle. Tek başına Türkiye'de seyahat etmiyorlar onlar. Yani ne duydu ne duymadı bilmiyorum ama güvenli görmüyorlar burayı. Türkiye'deki kızların da aslında, kadınların da çoğu aslında güvenli görmüyorlar. Ben de tavsiye etmiyorum. Ama siz isterseniz gidin, takılın arkadaşım. Yani ben yapacağım bir şey yok. Benim tavsiyem böyle. Kurallara hemen gireyim. Kaç dakikam var? Ne kadar yapabilirim bu videoyu, ona bakayım bir. Herhalde 5-6 dakika daha yaparım yani, eğer şarj bitmezse veya kart yeri bitmezse. Birinci kural dedik, asla beddua etmem. İkinci kural, hiçbir zaman araçları tehlikeye atacak şekilde otostop çekmem. Yola atlamam veya duramayacakları bir noktada otostop çekmem. Yani duramayacakları bir noktada arkadaşlar otostop çekmenin mantığı yok. Durabilecekleri noktalarda, yani siz kendinizi şoförün yerine koyun. Arabayla gidiyorsunuz, sağda birini gördünüz, otostop çekiyor. Ama duracak yer yok. Ama almak istiyorsunuz onu. Ne yapar o araç, durur mu? Durmaz arkadaşlar, devam eder o. O yüzden sizin yapmanız gereken şey nedir? O aracın durabileceği yerlerde bulunmanız gerekiyor. Siz kendinize göre değil, araca göre düşünün. Kendinize göre düşünürseniz saatlerce beklersiniz orada. Ölü bir noktadır. Yani o araç orada duramaz. Kazaya meyil verirsiniz. Ya da sizin için durmaya kalkar. Arkadan gelen birisi lak der, çarpar. Siz bunu mu istiyorsunuz? İstemiyorsunuz tabii ki de. Yani kimsenin incinmesini istemezsiniz mutlaka ki. O yüzden de bu otostop konusunda arkadaşlar dikkat edin. Gene aşırı dikkat çekici hareketler yapıp kazaya sebep olma. Arkadaşlar bazen görüyorum otostopçu arkadaşları, diğer arkadaşları görüyorum. Hopluyor, zıplıyor bilmem. Ya gerek yok buna arkadaşım. Dikkat çekeceksen çekmene de gerek yok. Ha, tamam arada bir şeyler yapabilirsin. Eğlenceli şeyler yapmayı deneyebilirsin. Ama çok aşırı dikkat çekici bir şey yapıp da yoldan giden arabanın dikkatini çekerek onun kaza yapmasına sebebiyet vermemelisiniz. Bence. Bu benim kurallarım. Yani size göre ben bu umurumda değil diyebilirsiniz. O sizi ilgilendiren bir şey. Bana göre ben aşırı dikkat çekici olmam. Buradan Rusya'ya kadar, neyse Japonya'ya kadar gittim. İran'a gittim iki defa arkadaşlar otostopla. Balkanları gezdim neredeyse çoğunu otostopla. Türkiye'nin tamamını 3 defa 4 defa gezdim otostopla. Hiç öyle dikkat çekici bir şey yapmadım ama gene birileri durdu. Demek ki gerek yok. Ne gerek var ki arkadaşım? Bir şekilde duruyor. Ne olacak? 5 saat fazladan bekle veya 30 dakika fazladan bekle. Boş ver. Belki sonraki bineceğin araç daha eğlenceli bir insan olacaktır. Daha keyif alacağın birisinin arabasına bineceksindir. Bunu bilemezsin. O yüzden şansını çok fazla zorlamamak lazım. Bindiğim aracın kendi kurallarına uyarım. Arkadaşlar bu da önemli. Yani bindiğin araç, yani sen birinin evine gidiyorsan o evin kurallarına uyarsın. Değil mi? Yani sen kendi evinde ayakkabıyla evin içinde dolaşabilirsin. Ama bir başkasının evine gittiğin zaman sen ayakkabılarınla evin içinde dolaşabilir misin? Dolaşamazsın. Sigaranı alıp içebilir misin? İçemezsin. Hayır. O yüzden de senin kuralların değil, o bindiğin arabanın kuralları önemlidir. Sigara içiyorsa içilebilir, içebilir. Ben içmiyorum ama rahatsız olamam. Evet, yani sigara içiyorsa içmiyorum. Ama bana sorarsa, ya abi rahatsız oluyorum, rahatsız olabilirim derim. Veya ben sigara kullanmıyorum, beni biraz rahatsız edebiliyor ama siz gene de isterseniz içebilirsiniz derim. Ki genelde şöyle oluyor, sigara içip içmedi mi soruyorlar, içmiyorum diyorsam adamlar da içmiyorlar. Bir tane adam vardı, sadece sigara içmek için duruyordu. Mesela yol alıyoruz 7-8 saat, 1 saat sonra duruyordu sigara molası. 2 saat sonra tekrar ediyorsun mu? Yani adam sigara içmek istemiyordu arabanın içinde. Aslında içebilir ama saygı duyuyordu. Niye? Çünkü ben hani ona karşı, tabii ki burada davranışlar çok önemli. Şoförle olan muhabbetiniz, davranışlarınız bunlar önemli. Ya da yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsa dinleyebilir arkadaşlar, beni ilgilendiren bir şey değil yani, o onun arabası yani. Ama şöyle olur, çok aşırı müzik sesi yüksek olursa ya derim ki abi, yani abla, neyse işte abla da olabiliyor, bazen kadın şoförler de alıyor, yani müziğin sesini biraz kısabilir misin, işte biraz başım ağrıyor ya, şöyle oluyor böyle oluyor diyebilirim. Arada kontrol ediyorum çünkü lang diye gitmesin. Araç şoförlerine %90 oranında asla ajitasyon yapmam. Arkadaşlar ajitasyona gerek yok. Ben bunu görüyorum bazen. Ben eskiden böyle gezerdim. Başkalarıyla da gezdim çok oldu. Tek başıma daha çok gezdim. %90 tektir. %10 başkalarıyla gezmişimdir.
Bazen biniyorum yani yanındaki öğrenci hemen başlıyor acıtasyona. İşte ben öğrenciyim. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Bilmem ne. Lan nedir bu arkadaşım? Ne gerek var senin bunları niye söylüyorsun ki yani? Gerek var mı? Yok. Gerek yok arkadaşım. Acıtasyon yapmam. Açsan açsın. Adam sana sorarsa zaten söylersin. Veya adam bir yerde durur. İçinden geliyorsa zaten sana alır bir şeyler. Öyle acıtasyon da bu iş olmaz. Ben parasızım, açım, şu bu demem. Ama sorarlarsa ve aç isem açım derim. Evet öyle. Yani birisi bana sorarsa aç mısın açım derim. Açtıysam da aç değilim derim. Yani dürüst davranırım karşımdaki insana karşı. Herkese karşı dürüst davranmaya çalışırım. Tok isem de tok derim. Asla şoförlerin para tekliflerini kabul etmem. Genelde evet. Zaten büyük bir iyilik yapmıştır. Adam beni aldı arabasına. Zaten sana büyük bir iyilik yapıyor arkadaşım. Değil mi? Yani arkadaşlar, arkadaşım demiyorum. Hani kimseye suçlamak amacıyla söylemiyorum. Ama yapıyorlar bunu. Para uzatıyor adamlar. Adam da alıyor parayı, biliyor musunuz? Yani otostop yapıyorsun. Adamın arabasına biniyorsun. İşte öğrenciyim ayağına bir şeyler söylüyorsun. Tamam mı? Öğrenciyim diyorsun. Ama kötü bir şey aslında bu. Sen diğer öğrencileri de zan altında bırakmış gibi oluyorsun. Sonra adam sana para uzatıyor. 10 lira, 20 lira neyse bir para uzatıyor. Ve sen gidiyorsun bunu alıyorsun. İhtiyacın var mı? Yok. Ne alacaksın sen o parayla ki 10 lira, 20 lirayla? Ne alacaksın arkadaşım? Ne alacaksın? Gideceksin sigara alacaksın. Gideceksin içki alacaksın. Bunu alacaksan alma. Ha gerçekten ihtiyacın varsa eyvallah. Ben ona bir şey diyorum. Ben mesela birkaç sefer para aldım. Şöyle aldım. Param bir bitti, bir şey oldu böyle, param yoktu cebimde. Yani adam çok ısrar etti daha doğrusu, verdi. Uzattı parayı, ben hayır dedim. Adam ısrar ediyor, hayır diyor, alacaksın diyor. Ya dedim abi ihtiyacım yok, olsun dedi, sen al dedi. İhtiyacı olan başkasına verirsin dedi. Öyle deyince tamam dedim, aldım. Gerçekten de mesela bir dilenci mi ne, birisini gördüm, hatırlamıyorum şimdi. Diyeyim ki ya da bir para aç birini gördüm, para vermedim. Sevmiyorum çünkü direkt para vermiyor öyle. Gittim bir şeyler aldım, yiyecek falan aldım, adama verdim. Gerisini de kendime aldım. Yani yanına da oturdum, uzağında bir yere oturdum. Ben yedim, o da yedi falan. Hani böyle şeyler yaptım. Oldu. Ya da o parayla bir öğrenciye yardımcı olmaya çalışmışımdır. Ya da daha çok ihtiyacı olduğunu düşündüğüm birisine destek olmaya çalışmışımdır. Ancak o niyet olursa, yani adam bunu ifade ederse bana, derse ki al birinin ihtiyacı olur, ona verirsin gibi bir laf kullanırsa, ancak o şartta alırım. Bunun dışında kolay kolay almam. Bakayım şu video olayına gene. İyi, güzel gidiyor. 5. Asla ön yargılar içinde olmam. Ön yargılar içerisinde. Neye ön yargı olacaksınız ki arkadaşlar? Ön yargı içinde olmam. Niye? Asla demeyeyim ama %95 ön yargı içinde olmam veya olmamaya çalışırım. Şimdi Rusya'da adamın birisi aldı, otostop çekiyor, bindim. Hello friend, where are you going? Aynen bu şekilde ama sanki mafya vari bir tip, böyle şişman mişman, böyle arkada lastikler var, bir şey, garip bir araba bir de böyle. Şimdi bir endişe duydum tabii ister istemez, yani bak ön yargılı değilim ama bir endişem var. Şimdi normalde emin olun siz olsanız o arabaya binmezsiniz arkadaşlar. O adamın durduğu zaman. Ama şöyle bir şey oldu, adam bir arabasına bindim, işte konuşuyoruz. Where are you from? Where are you coming? Where are you going? İşte Rusça aksanıyla biraz İngilizce konuşuyor. Ben de biraz Rusça konuşmaya çalışıyorum. Adam bir süre sonra öyle bir muhabbet oluştu ki aramızda. İşte av anlatıyor. Bu diyor, ben gidiyorum diyor. Rusça anlatıyor bunu. El hareketleri. Çoğa, çoğa, çoğa böyle yapıyor. Anlarsın, geyiği vurmuş da onu anlatıyor. Ayıyı vurmuş falan. Ondan sonra işte diyor, ben diyor araba tamiri yapıyorum diyor. Bak Rusça bilmiyorum arkadaşlar. Çok az bir Rusçam vardı. Yani, Privit, işte spazibo, horosho bilmem ne. 3-5 tane kelime, 10 tane, 15 tane kelime biliyorum. Biraz da anlıyordum ne dediklerini adamların. Ama bu adamın dediklerini anlamıyorum normal. Adam anlatıyor işte. Ben araba tamir ettiğinden anlatıyor. İşte lastik tamir, arkada lastikler var. Lastik böyle vüt 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 diyor böyle. Şın diyor. Laftayı çektim. Yani böyle anlatıyor sesli. Yani adam çok eğlenceli geldi ama başlangıçtaki düşüncem biraz tedirginlikti. Ön yargı değildi. Ama sonrasında yani adamdan ayrılmak istemedim. Gerçekten de adamla kendimi çok rahat hissettim, çok mutlu hissettim. Zaten Ruslar başlangıçta çok soğuk oluyorlar, sonradan çok açılıyorlar, çok böyle sıcakkanlı oluyorlar. Bindiğim aracın içi pis olur. Evet, çok denk geldim, çok pis araçlara bindim. Beni ilgilendiren bir şey değildir. Adamın tipi şöyledir, böyledir gibi kurallarım veya düşüncelerim yoktur. Bana göre herkes başlangıçta iyidir. Ancak sonraki hareket ve davranışları onu gerçekten de iyi veya kötü bir insan yapacaktır. Bakın bu kısım çok önemli arkadaşlar.
Bu çok önemli bir kural. Kendiniz de bunu kendinize uygulayabilirsiniz. Bana göre dedim, herkes başlangıçta iyidir. Bana göre herkes başlangıçta iyidir. Ancak sonraki hareket ve davranışları onu gerçekten de iyi veya kötü bir insan yapacaktır. Yani buna ön yargılı olmamak ama temkinli olmak anlamına geliyor bu. Yani bana göre herkes iyi. Bindim. Tanımıyorum ki adamı. Hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Yani görüntüsüne göre, elbisesine göre, arabasına göre, arabasının içine göre, arabasının dışına göre, bunlara göre karar veremez. Siz de veremezsiniz. Kimse veremez. Bilmiyorsun adam hakkında hiçbir şey. Ancak adamın davranışlarıyla, sonraki davranışlarıyla, davranış hareketleriyle, sözleriyle, davranışları, hareketleri ve sözleriyle ancak o insan hakkında iyi ya da kötü bir fikir sahibi olabilirsiniz. Öbür türlü yani o insan hakkında net bir fikir sahibi olamazsınız. Bunlar benim kurallarım. 5 tane madde varmış burada. Kuralları anlattım. Taktikleri sonra anlatacağım.